Şuna bak Banu ya, şuna bak. Nasıl güzel uyuyor. Nasıl masum uyuyor değil mi? Şuna bak ya. Gerçi sen de biraz uyusan hiç fena olmaz. Bütün gece başında bekledin. Ay bana diyene bak. Yarım saatte bir kalkıp su içme bahanesiyle yanımıza gelen kimdi? Ne yapayım ya? Sürekli görmek istiyorum. Hep yanında olmak istiyorum. Şu ellere bak ya. Yumuk yumuk. Melih. Ne olursun bundan sonra hiç ayrılmayalım olur mu? O ayların acısını çıkaralım. Oğlumuza sevgimizi verelim ne olur. Çıldırma bak elde değil ya. Verelim bağını. Verelim. Hep yanında olalım. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum. Yediniz bitirdiniz ama. Bırakın biraz da ben seveyim yeğenimi. Halan mı geldi? Halası mı gelmiş? Çok tatlı bu. Kimin oğlu? Allah Allah ya. Bir kere bana benziyor. Aman iyi. Huyu sana tipi bana benzesin o zaman. Aman Allah korusun. Biliyor musun Banu? Uzun zamandır hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Yani öyle bir yük kalktı ki üzerinden. İçim ferahladı. Oğlumuza kavuştuk Melih. Bunca zamandan sonra böyle mutluluk olabilir mi? Umarım hep böyle mutlu olursunuz. Umarım. Sağ ol canım. Halasının kuzusu. Ben şimdi okula gideceğim ama akşam döneceğim tamam mı? Görüşürüz. Tamam halacığım sen git. Akşam yiyin yersin beni. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Ha Elif. Ya sen şimdilik okulda kimseye bebekten bahsetme olur mu? Olur tabii. Merak etmeyin. Sorma ya. Sonra da bütün gece gözüme uyku girmedi. Ya düşünebiliyor musun? Bir de ellerimle bulup ben teslim ettim bebeği onlara. Yok. Onlar içeride ben odadayım. Görsen o kadar mutlular ki. İkinci baharlarını yaşıyorlar resmen. Ama ben bunu o kızın yanına bırakmam. Melih'i ona kaptırmayacağım. Hayatı zindan edeceğim ona. Şimdilik böyle anlayışlı kadın ayaklarına yatıyorum ama göstereceğim ona gününü. Tamam canım sonra görüşürüz. Vay be. Yani bunca zaman ablası bakmış bebeğe ha. Banu bile orada mecburen çalışmak zorunda kalmış. Ay inanamıyorum hala. Hayat ne garip değil mi Eda? Yani bazen bir şeylere sahipsin. Senin olduğunu zannediyorsun ama ne yaparsan yap öylece avuçlarından kayıp gidiyor. Evet. Ama senin durumun böyle değil tabii. Bilmiyorum Eda. Yani dün bu kadar gitme kal dedim. Ama o yine de Melih'e gitti. Yani ailesinin haberi yok diyorsun. Bebeğin babası da Melih olduğuna göre. Yani daha yeni kavuştular bebeklerini. Banu'nun nerede olmasını bekliyordu? Yok Eda yok. Banu gidiyor. Banu benden gidiyor. Ne düşünürsem düşüneyim. Kendime kızsam da galiba Gizem haklı. İçimden bir ses sürekli ne sevgimin ne sadakatimin Banu'yu yanımda tutabileceğini söylüyor. Kıyamam ben kuzenime. Onca zaman kendi yeğenime bakıyormuşum. Olacak iş değil. Ya Levent? Bu kadar zaman yalan söyledi bana. Nasıl yapar bunu? Ellerine sağlık Sabiha. Afiyet olsun. Niye? İnşallah Banu da kahvaltı etmiştir. Etmiştir arkadaşlarıyla. Merak etme sen. Onca saatler çalışacaklar. Yemeleri lazım ki kafaları çalışsın. Yanımdaydı. Hep bana destek oldu. Yalancı.
Kızım, şu tuzu uzat. İlgilendi benimle. Sanmıştım ki... Farklı sanmıştım. Suna! Tuz? Anne, inadına mı yapıyorsun? Ne yavrum? Hadi şaşırdın, Banu'ya bir tabak koydun. Öbürü ne? Uzatma kızım, alışmış kadın. Sabiha, gitme üstüne. Olacak bunlar haliyle. Üzülüyor çocuk. Biliyorum Kazım. Bilmez miyim? Ben biraz dolaşacağım. Olur. Çık kızım. Aç bakayım ağzını anneciğim. Aa, aç. Tamam, son kaşık. Açmıyor. Kucağımıza alıp mı yedirmeyi denesek acaba? Ay, bu sefer de boğazına kaçar diye korkuyorum. Bilemedim ki. Bu salakların yanındayken ben ne güzel bakıyordum bebeğimize. Şimdi insanın kendi bebeği olunca tabii ne yapacağını şaşırıyor. Bir daha bir denesene Banu. Aç anneciğim ağzını. Hadi ne olur aç. Hadi. Hadi. Açmıyor işte. Sakin ol güzel. Gülümse. Ya sen ne yaptın ya? Kokuttun her yeri sen ya. Kokuttun. Altına mı yaptın sen? Sen altına mı yaptın? Günaydın. Erken mi uyandı? Günaydın canım, gel. Bezler nerede duruyordu? Hemen arkanda bak. Çok tatlı maşallah. Tatlıdır benim oğlum. Kimin oğlu? Ya bunun neresi önü neresi arkası bilemedim. Versen ver, ben hallederim. Hayatım, sen nereden anlayacaksın? Kayseri'de kuzenlerimin az bakıcılığını yapmadım. Her şeyden de anlarmış benim sevgilim. Hoppa! Hoppa de nokta. Hop, 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 babasının bir tanesi bu. Bana tutar mısın? Efendim. Buyurun memur bey, benim. Ne? Demet hemşire öldü mü? Düşünme artık Sabiha. Geçecek hepsi. Öyle. Geçecek de Kazım'ım. Oğlan öyle oralarda. Suna burada perişan. Biraz zaman geçsin. Doğruyu bulurlar. Merak etme sen. İnşallah. Alo? Menekşe. Nasılsın Sabiha? İyiyim, iyiyim de senin sesin kötü geliyor. Aman hiç sorma. Bir akrabam vefat etti de ona üzüldüm. Ama ay başınız sağ olsun. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok, sağ ol, eksik olma. Ben çocukların yanına gidiyorum bir iki haftalığına. Evde bulamazsa merak etme diye aradım. İyi ettin komşum, iyi ettin.
Çabuk gel, özletme kendini. Vallahi yoruldum burada bir başıma. Gideyim de gelinler baksın biraz. Akrabamın ölümüne de üzüldüm zaten. Git komşum, git. Git de sağlıcakla gel. Görüşürüz. Kazım'a selamlar. Baş üstüne. Tekrar başınız sağ olsun. Oy. Ne oldu hocam, ne dedi? Yapacak mıymış ameliyat? Gel. Hocam, rahatsız etmiyorum değil mi? Yok yok, gel bakalım. Ben de seni çağıracaktım. Senin sevineceğin haberlerim var. Sarp'ın irtibata geçtiği o doktor teklifimizi kabul etti. Cuma günü senin ameliyatını yapacak. Gerçekten mi? Ne dedim sana, ne dedim? Her şey yoluna giriyor işte Elif. Biz yine de erken sevinmeyelim. Olsun ondan sonra. Hocam niye sevinmeyelim? Bu adam alanında en başarılı doktormuş. Evet biliyorum. Biliyorum ama yine de ameliyat olsun. Ondan sonra sevinelim. Bu arada bu olay da senin sayende gerçekleşti. Yani çok iyi çalıştın. Gurur duydum seninle. Teşekkür ederim hocam. Ay benim içim çok kötü oldu ya. Kadını en son ben gördüm ya. Gözlerimin içine baktı falan. Ya Allah'ından buldu işte. Bu dünyada yaptığın kötülük yanına kalmıyor. Ne yani, şimdi yeniden DNA testi mi yaptırmamız gerekiyor? Formalite icabı Banu. Ya evrak için istediler. Dosyanın tamamen kapanması gerekiyormuş. Uf, çok sıkıldım ben bu işlerden ya. Zaten kadına da hesabını sormadım bütün bu yaptıklarının. İçim sıkıldı. İçimde kaldı her şey. Banu, kadın öldü. Boş ver. Biz artık çocuğumuza kavuştuk. Şu an dünya yıkılsa benim umurumda olmaz. Melih, şunu bir tutsana. Oy balık. Oğlan mı size? Altı kuru ya, nasıl da mutlu artık. Mutlu musun sen bebeğim? Gizem, bu arada sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Yani bebeğimizi bulmamıza yardımcı oldun. Çok sağ ol. Yok canım, ben yapmam gerekeni yaptım. Hem şans da yardımcı oldum. Değil mi tatlım? Ay ne tatlısın. Alo Suna. Canım benim. Nasılsın? Bebek nasıl? Süperim. Ya abla, daha önce hiç tatmadığım duygular bunlar. Rüyada gibiyiz ben de Melih de. Ben de sizin için çok mutluyum. Bizimkileri merak etme sen. Arkadaşın da ders çalışmış. Gece de geç olunca dönemedi dedim. Harikasın sen ya. Aman Banu, en kısa zamanda açıklayın durumu annemlere. Allah korusun bir başkasından duyarlar falan. Yok öyle yapacağız zaten. Bugün gelip Melih'le söyleyeceğiz. Hah. Abla bu arada Demet ölmüş. Ay. Hadi ya. Of, zaten durumu kötüydü değil mi? Yani evet. Tam olarak tabii hastaneden iyileşip çıkmayınca vücudu yenik düşmüş. Ay. Abla iyi ki bebeğim onun yanındayken. Ay Allah korudu resmen ya. Evet canım, evet. E sen neredesin ya, dışarıda mısın? Bak eğer dışarıdaysan yanımıza gel ne olur. Yok. Dolaşmaya çıktım öyle biraz. Ama geleceğiniz saati bana haber verin, tamam mı? Tamam, konuşuruz. Bunu yanına bırakmam Levent. Bırakmayacağım. Sen çok mu mutlusun benim kucağımda tatlım? Gizem. Ay nasıl tutuyorsun bebeğimi, ver. Gel anneciğim, gel. Hoppa. Gel. Şimdi ya. Demin ne güzel gülüyordun. Şimdi niye suratını asıyorsun ki? 2 gün sonra ameliyat olacağım ya. Haliyle biraz gerildim. Tabii doğru söylüyorsun. Korkutucu bir şey.
ama ameliyatın iyi geçecek, merak etme. Sarp, ben sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bana teşekkür etmene gerek yok ki. Sen iyi ol yeter benim için. Neyse, geç olmadan benim kalkmam lazım. Ameliyat için evrakları hazırlayacağım. Ben hallederdim. Yani sen fazlasıyla yoruldun zaten. Aşk olsun ya, olur mu öyle şey? Ben başladım, ben bitireceğim. Peki. Tamam o zaman. Her şey çok güzel olacak, inan bana. Görüşürüz. Görüşürüz. Elif. Biraz konuşabilir miyiz? Yok yok. Benim Banu'yu aramam lazım. İçim yiyor bu. Kuşkular, endişeler beni mahvediyor Eda. Ay can, arayıp ne diyeceksin kıza? Kesin kızın canını sıkacaksın. Yani daha yeni kavuştu bebeğine. Bırak tadını çıkarsın işte. Ya sen beni anlamıyorsun ha. Ben aşkımdan ölüyorum diyorum, ölüyorum. Arayacağım. Alo. Selam. Banu orada mı? Burada. Hı. Can. Alo Can. Canım ne haber, ben dayanamadım, çok merak ettim, seni arayayım dedim. Niye merak ediyorsun hayatım? Oğlumla ilgileniyorum. Tamam, ben gelip alayım, üçümüz beraber gezelim. Ha? Olmaz canım, yapacak bir sürü işim var bugün. Önce hastaneye gitmemiz gerekiyor. Sonra da bize gideceğiz. Size mi? Bizimkilere durumu birlikte açıklayacağız. Melih'le. Tamam, ben de geleyim işte. Olmaz ki Can. Yani zaten zor bir durum bu. Hem Melih de geliyor. Senin de orada olman, ne bileyim, tuhaf olmaz mı? Yani ben hani... Tabii ben destek olmak için hani... Banu! Hadi gel artık bak! Huysuzlandı, seni istiyor. Can, şimdi kapatmam gerekiyor. Bebeğim beni istiyormuş. Tamam, merak etme beni, ben seni arayacağım. Hadi bay bay. Elif, inan bana, ben de bu araştırmanın bir haftadır uğraşını veriyorum. Ya inanmıyorsan Ozan'a sorabilirsin. Kaan. Üstelik o doktora ulaşmam o kadar zamanımı aldı ki. Yani açıkçası Sarp böyle bir şeyi nasıl başardı hala anlamış değilim. Ne demek şimdi bu? Aynı araştırmayı ikimizin de aynı gün getirmiş olması sence de garip değil mi? Yapma Kaan. Bak tamam, Sarp konusundaki hassasiyetini anlıyorum ama sence de fazla abartmıyor musun? Yani sonuçta çocuk alt üstü bana yardım etmek istedi. Hepsi bu. Abartıyorum öyle mi? Ya başımıza gelen onca şeyden sonra Sarp'ın neler yapabileceğini hala anlamadın mı? Ya o heriften her şey beklenir. Kaan lütfen. Ya ben bu konuyu tartışarak daha fazla sinirlerimi bozmak istemiyorum. Cuma günü zaten ameliyata gireceğim. Bu konuyla canımı sıkmak hiç niyetim yok. İyi ama Elif. Tamam. Sen de Sarp'la aynı şeyi düşün. Ama sonuçta Sarp ikna etti doktoru. Hem sen Sarp'la uğraşacağına önce Yıldız'ı evden gönder. Dün de sana söyledim ama anlayışından pek ciddiye almamışsın. Ya ikisi aynı şey değil ki. Ayrıca... Vallahi ben anlamam Kaan. Yıldız o evden gidecek. İşte o kadar. Alo Pelin, ne yapıyorsun? Hiç. Yine ne istiyorsun? Kızım sen hala akıllanmadın mı? Niye tribal tribal açıyorsun telefonlarımı? İyiyim de, sen nasılsın de. Haksız mıyım canım? Yıldız, tamam. Söyle ne söyleyeceksen, dinliyorum. İyi. Bak şimdi ne diyeceğim. Fatih aradı beni.
hediye mi ne gönderecekmiş. E tabii doğal olarak sizin evin adresini verdim. Ne? Ne yaptın, ne yaptın? Ya annem babam görürse, bir şey derlerse ne yapacağım? Vallahi bul bir yolunu. İstiyorsan git postacıyı bekle, istiyorsan git posta kutusunun önünde nöbet tut. Ya ne bileyim, onu da ben mi söyleyeceğim canım? Bul bir yolunu işte. Yıldız, ya neden oranın adresini vermedin? Kızım sen mal mısın? İki erkekle yaşadığımı öğrenirse Fatih keser beni. Adam gibi arayıp söylüyoruz işte. Ona göre davran. Tamam mı? Tamam. İyi hadi, kapattım ben. Gerizekalı. Tamam. Dedin adrese geldim. Ama henüz bir hareket yok. Kimse girip çıkmadı. İyi. Sen beklemeye devam et. Sakın kimseye görünme. Tamam. Tamam, merak etme sen. Kuzum. Yavrum. Sahip çıkamadım sana. Kokuna doyamadım. Sen şimdi büyüyeceksin. Konuşacaksın. Yürüyeceksin. Okula gideceksin. Hiçbirinde yanında olamayacağım. Başka bir kadını anne diyeceksin. Buna dayanamam yavrum. Affet beni. Bak ben... Konuşma. Ben buraya niye geldiğimi bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama bana bir şey söyle. Bana şu an şurada bir şey söyle. Ne duymak istiyorsun Suna? Ben gerçekten bilmiyorum. Allah kahretsin, bilmiyorum. Ben neye inanacağımı, kime inanacağımı, ne yapacağımı bilmiyorum. Suna, sana daha önce söylediğimden başka bir şey söyleyeyim. Cihan'ın annesinin babasının hayatta olduğunu sana yemin ederim ki bilmiyordum. Sana inanmıyorum. O zaman niye geldin Suna? Geldim. Geldim çünkü senden nefret ediyorum. Ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Nasıl bu kadar vicdansız olabilirsin? Nasıl ya? Suna, ben suçsuzum. Eğer suçlu olsaydım buradan böyle çıkabilir miydim? Suna, sana yemin ediyorum ki ben suçsuzum. İnan bana. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Kahretsin. Suna, Suna bekle. Suna. Ya bana ne diyeceğim? Biz bebeğimize ne isim koyacağız, onu düşünmedik. Ay evet ya. Melih olsun. Junior Melih. Kızlar benim adımı nasıl sayıklıyorsa o lüşümün adını da sayıklasın. Ay Allah korusun ya. Melih. Melih. Bak kızdı işte. Suna. Suna bekle. Gelme. Gelme peşimden. İstemiyorum, git. Suna, beni dinlemek zorundasın. Ha, değilim. Söyleyeceklerin umurumda bile değil. Buraya kadar geldiğine göre umurunda. Bak Suna. Bana inanman için ne yapmam gerekiyor bilmiyorum ama
İnan bana, ben suçsuzum Suna. Bebeği bize getiren oymuş Şeref. Demet. Evet, Demet. Bebeğin annesinin öldüğünü, babasının nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Bebeğe bakacak kimsesi yok dendi. Biz de inandık. Ve araştırmaya bile gerek duymadınız. Bir zaman sonra tekrar çıktı karşımıza. Bebeğin annesi yaşıyor. Hala hayatta falan dedi. Ve sizin umrunuzda bile olmadı tabii. Ya Suna, yapma. Para koparmaya çalışıyor falan zannettik. Sonra tekrar ortadan kayboldu. Ne olduğunu anlayamadım. Hem düşünsene, ailesi olan bebeği niye alalım ki? Sonrasında biliyorsunuz zaten. Tekrar bebeği bizden çaldı. Karakol, hastane falan. Peki niye beni işe aldınız? Niye ben? Tesadüf. Sadece tesadüf Suna. Hem Banu'nun çocuğu olduğunu bile bile neden seni ve Banu'yu evimize sokalım ki? Mantıklı mı sence bu? Suna. Artık bana inanmışsınız değil mi? Bilmiyorum. Hem inansan bile bu bir şey değiştirmez ki. Çok fazla acı çekildi Levent. Fazla gözyaşı aktı. Artık bir şey değişmez. Tam ben de seni arayacaktım ya. Anlat bakalım. Elif tüm bu araştırmaları öğrenince ne yaptı? Var ya, görmeliydin. Sevinçten havalara uçtu. Teşekkür etmekten kendini alamadı. Sonra Bahri Hoca'nın yanına gittik anlatmaya. Peki Kaan'ın tüm bu olanlardan haberi var mı? Olmaz mı? Tam Bahri Hoca ile konuşurken Kaan geldi. Nasıl bozuldu var ya, anlatamam sana. Sonra Bahri Hoca yurt dışındaki doktorla konuştu. Elif cuma günü ameliyat olacak. Hadi ya. Kızın kahramanı olacaksın desene. Aynen. Ya bu arada yardımların için teşekkür ederim. Sana teşekkür etmeyi unuttum. Önemli değil canım. Hem bugün sana, yarın bana. Öyle değil mi? Aynen öyle canım. Ben bir Elif'in kalbini kazanayım da sen de Kaan'a kavuşacaksın inşallah. Umarım öyle olur. Neyse, hadi ben kapatayım, sonra tekrar konuşuruz. Tamam, konuşuruz. Sana sürpriz yapalım dedik. Kızdın mı? Elif'ciğim ne olur Kaan'a kızma. Benim fikrimdi. Elif'i ben dedim çağıralım kahvaltıya diye ama... hem aramızdaki buzları da biraz olsun eritiriz diye düşündüm. Hatta Kaan da yardım etti bana. Değil mi Kaan? Ne kaynattınız iki dakikada? Ayva reçelini çok seviyor musun? Mutfakta beraber harikalar yaratmışsınız Kaan. Ya öyle oldu. Vallahi çok şanslısın Elif'cim. Kaan mutfakta oldukça iyi. Kız yüzünden düştüğümüz hale bak ya. Ama madem Kaan beni dinlemiyor, o zaman gider Yıldız'la ben konuşurum. Kaan sen beni yanlış anladın ya. Bırak da açıklayayım. Neyi yanlış anladım? Ne diyorsun sen ya? Oh be, söylediklerimi duymamış. Şimdi, o doktoru bulmak nereden aklına geldi söyle bakalım. Allah Allah, sana hesap vermek zorunda mıyım ben? Evet, zorundasın. Sen beni kıskanıyorsun değil mi? Ondan bu kadar sinirlisin. Doktoru sen bulamadın, ben buldum diye kıskanıyorsun sen beni. Ya senin neyini kıskanayım ben? O zaman sen niye buradasın? Elif iyileşecek işte. Gidip kutlasanıza beraber, sevinsene bu duruma. Kıskanıyorsun işte, çok belli. Bana bak.
Eğer yine bir numara çevirdiğini öğrenirsem, yemin ediyorum bu sefer elimden kurtulamazsın. Anladın mı? Hı. Ya Tarık koyalım. Hem böylelikle babam daha kolay kabullenir durumu. Allah Allah ya. İyi o zaman benim babamın ismini koyalım. Kazma ne dersin? Sanki benim durumum farklı. Hı. Neyse babaları karıştırmayalım. Bu manzarada bize yer var mı sence? Bir şeyler yapmamızın zamanı gelmedi mi? Çıkıyorum. Okulda görüşelim. Sonunda uyandınız Can Bey. Miyav miyav. Şey ben okula gidiyorum da haber vereyim dedim. Tamam tamam git. Biz de hastaneye gideceğiz. Öğle tatilinin bitmesini bekliyoruz. Sonra görüşürüz o zaman. Hoşçakal. Hanimiş benim aslanım. Benim kaplanım. Benim kaplanım. Vır 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 vır. Sana kendimi affettireceğim şimdi. Bir gün mutlaka affettireceğim. Oh, çok sıcak. Su vereyim sana. Ay kusura bakma, panik oldum da. Yok yok, sorun değil. Su zaten kurur. Ben ya neler düşünüyorum? Düşünme. Düşünme. Allah'ım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu lan? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Elif'le mi kavga ettiniz yoksa? Boş ver. Sen çıkıyor muydun? Evet, markete gideceğim. Bir şey istiyor musun? Yok, sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Affet beni Yıldız. Başka çarem yok. Alo. Mert ne haber kardeşim? İyidir ne olsun. Ya bir şey soracağım. Bir arkadaşın ev arkadaşı arıyordu. Ha, buldu demek. Yok, bir arkadaşım için lazımdı da. Tamam, tamam. Sağ ol. Görüşürüz. Bir de Cüneyt'i arayayım. Niye açmıyorsun abla, niye?
Abla ne olur delilik yapma. Ne olur. Ay. Of. Ay nereye gitti ki bu? Yani kaç saat oldu? Bir arasak mı acaba? Hava alacağım dedi ya Sabiha. Gelir birazdan. Merak mı ettiniz beni? Ettik tabii. Sizi öyle çok seviyorum ki. Keşke elimden bir şey gelse yavrum. Gel otur da konuşalım azıcık. Geç geç. Diyorum ki kardeşini de arayalım. Ailecek bugün bir şeyler yapalım ha? Yok. Sınavı vardı şimdi onun. O kadar çalıştılar. Doğru doğru ama. Ama. Merak etmeyin. Ailecek öyle güzel şeyler yapacağız ki. Her şey çok güzel olacak. Bu işte tamam. Sonuca gerek yoktu aslında. Ben biliyorum bizim bebeğimiz olduğunu. Ya Banu neyse ne. Sonuçta formaliteden yaptırmak gerekiyor. Ne tatlı şey bu. Maşallah. Kaç aylık? 7. Maşallah maşallah. Allah analı babalı büyütsün. Nasıl da yakışmışsınız birbirinize. Sağ ol teyze. Hadi bakalım üşümesin yavrucak. Hep böyle mutlu olun değil mi? Allah mürüvvetini de gösterir inşallah. Sağ ol. Biliyor musun? Hayatta hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Ben de çok mutluyum beni. Ama yani annemlere nasıl söyleyeceğiz onu düşünüyorum. Hiç gitmesek mi acaba? Yok oğlum, Barış'ım. Er ya da geç öğrenecekler. Hiç değilse şu an öğrensinler. Orası öyle ama. Üf, bilmiyorum ben çok gerildim. Gerilme gerilme. Hem daha önemli problemimiz var bence. Neymiş? Bebeğimize hala bir isim bulamadık. Evet ya. O salakların koyduğu ismi kullanmayacağız herhalde. Neyse hadi onu da yolda düşünürüz. Teyzenin de dediği gibi bebek üşümesin. Tamam hadi. Defalarca izledim. Biz siz ne kadar da mutlular değil mi? Öyle ama. Aması ne Can? Görmüyor musun? Bir şeyler yapmazsak terk edileceğiz. Bebeklerini yeni buldular Gizem yani. Şu anda beraber olmaları gayet normal. Ben abartıyorum yani öyle mi? Ya sen saf mısın? Yoksa görmüyor musun? Her şey apaçık ortada değil mi? Gizem. Bu bebek onlara bir zamanlar aile olduklarını hatırlar. Yani. Bu his nasılsa zamanla geçer gider. Can, bak ne olursun beni dinle birlikte hareket edelim. Yoksa ikimiz de terk edileceğiz lütfen. Ya biliyorum, senenin ortasında ev arkadaşı arayan biri bulmak zor. Ama ne yapayım acil bir durum işte. Tamam, tamam anladım kardeşim. Sağ ol, eyvallah. Of. Ben de şans olsa zaten. Tabii ya. Öğretmen evi. Alo, iyi günler. Boş yeriniz var mı diye soracaktım. Evet. Annem de babam da öğretmen. Yok, kendim için değil. Bir arkadaşıma kalacak bir yer lazım da. Arkadaşım indirimden faydalanamıyor demek. Ya peki yardımcı olmanız mümkün değil mi? Ya bakın arkadaşım geçici bir süreliğine bende kalıyordu. Ama şimdi acil bir yer bulmamız gerekiyor. Benden bahsediyor bu. Tamam. Kalma parasının bir kısmını ben ödeyeceğim. Ya öğrenci olmasam
İnanamıyorum sana Kaan. Yıldız. Canım emin misin? Yani iyi düşündün mü? Sonradan bu konu yüzünden Kaan'la aranız daha çok bozulabilir. Eminim Pelin. Dünkü tavırlarını bir görseydin ne demek istediğimi sen de anlardın. Yok. Bu kız o evden gitmeden Kaan'la bana rahat yüzü yok. Bence yine de bu işi Kaan'a bırak sen. Aralarına girme. Sonra sen kötü olursun. Bilmiyorum Pelin. Ya benim sabrım kalmadı. Artık ne olacaksa olsun istiyorum. Tamam canım. O zaman ben seni akşam arar, olan bitenden haberdar ederim. Tamam. Bay bay. Aman. Bu ne ya? Ne hali varsa görsün. Demek bana kalacak yer arıyordun Kaan. Evet. Niye bana söylemedin? Bana söyleseydin ben kendime kalacak bir yer bulurdum. Ya kalacak bir yer bulup ondan sonra seninle konuşacaktım ama maalesef her şeyi duydun işte. Beni istemediğini bilseydim ben çoktan giderdim zaten. Ya seni istemememle alakası yok. O zaman Ozan istemiyor. Yo. Elif. Tabii ha. Elif istemiyor değil mi? Madem öyle. İstenmediğim yerde daha fazla kalacak değilim. Yıldız. Yıldız bir saniye dinler misin? Yıldız bir dinlemiyorsun beni ama. Merak etme Kaan. Eşyalarım çok fazla değil. Hemen toplayıp giderim. Ya yapma böyle ne olur. Bak ne kadar üzüldüğümü görmüyor musun? Önce bir sakinleş sonra konuşalım. Kaan. Daha fazla gururumu çiğnemene izin veremem. Niye olmasın? Dündar benim dedemin ismi. Niye senin dedenin adını koyuyoruz? Benim dedemin adını koyalım o zaman. Senin dedenin ismi ne? Taceddin. Ne oluyor? Niye gülüyorsun? Tamam tamam anlaşıldı. Çocuğumuzun ismi ikimizin de ailesinden olmayacak demek. Ne yapacağız peki? Şöyle yapalım. Şimdi ben hızlı bir şekilde isimleri saymaya başlayacağım. Sen beğendiğinde durmayacaksın tamam mı? İyi hadi bakalım başla. Ahmet, Mehmet, Oğuz, Onur, Fatih, Bülent, Levent, Fikret, Ercan, Aycan, Erdoğan, Mahmut, Tuncer, Recep, Sıtkı, Altan, Mehmet, Tayyar, Tuncay, Emre. Tamam, dur. Bebeğimiz kendi ismini seçti galiba. Emre'yi mi beğendin sen? O zaman aramıza hoş geldin Emre. Emre nasıl senin adın? Anneciğim. Gizem bak. Ben bir bebeği kendime rakip olarak görüp ona karşı planlar yapamam anlıyor musun? Rakip gördüğün bebek değil zaten Melih. Benim için de Banu. Plan yapmazsak ikimiz de en kısa zamanda terk edileceğiz. Öyle. Oyunlarla planlarla kimse kimseyi elinde tutamaz ki. Sadece gerçek sevgi tutar. O da ya vardır ya yok. O kadar. Peki. Banu seni terk etmesini kaldırabilecek misin? Hastalığınla bağlı olmadan baş edebilecek misin canım? Gizem, hastalığımı karıştırma. Hastalık ayrı, bu konu ayrı, tamam mı? Bence değil. İkisi de senin mesela. Gizem, hastalığımı lütfen karıştırma. Can, bak sen beni yanlış anlıyorsun. Ben bütün ailemi karşıma aldım Melih için. Sense Banu'yla birlikte tekrar hayata tutunduğunu söylüyorsun. Şimdi bütün bunlardan vazgeçebilecek misin diye soruyorum sadece sana. Gel beni dinle. Birlikte hareket edelim. Yoksa ikimiz de mahvolacağız. Sonra konuşalım Gizem. Vazgeçmeyeceğim senden Banu. Yıldız. Yıldız durur musun? Bırak Kaan. Ya nereye gideceksin böyle apar topar? Bırakmam seni. Nereye gideceksem gideceğim. Seni de Ozan'ı da tanıdığım için çok mutluyum. Sizi asla unutmayacağım. Burada bekle, hemen geliyorum.
Senin ne işin var burada? Yıldız'la konuşmaya geldim. Konuşacak bir şey yok Elif'cim. İstediğin oldu işte. Gidiyorum. Beni sevmen için elimden geleni yaptım. Ama sevmek zorunda da değildin. İstediğin oldu işte. Hoşçakalın. Yıldız. Bir saniye durur musun? Tamam kanka. Gitti işte. Mutlu musun şimdi? Yavrum ne oldu? Hayırdır sabahtan beri saatine bakıp duruyorsun? Hiç. Allah geldiler vallahi. Ne oldu ya? Kim geldi? Göreceksiniz şimdi. Banu? Yavrum ne oluyor? Kimin bu? Bakın size kimi getirdik. Kimi getirdin kızım? Söylesene. Torununuzu. Size torununuzu getirdik. Oğlumuzu. Bizim oğlumuz. Yaşadığını öğrendik ve bir haftadır bulmaya çalışıyorduk. Ay. Ay ben bir fena oldum. İyi ama biz... Gömdük bebeğimizi. Biz... Çalmışlar baba. Hayattaymış aslında. Bulduk onu sonunda. Nerede bu anahtarlar? Abla ne yaptın? Abla aç gözlerini. Ablam aç gözlerini abla. Bilal. Ay başımıza gelen. Demek Suna bakmış o kadar zamandır. Vicdansızlar. Sürüm sürüm süründüreceğim onları. Tamam Banu. Yaptıkları cezasız kalmayacak. Polis dün yakaladı. Bırakın şimdi bunları. Bunları zamanı gelince konuşacağız. Gereği yapılacak elbet. Ama ben şimdi torunuma doymak istiyorum. Ay yedin bitirdin artık. Biraz da bana ver ben seveyim. Hanım ben torunuma kavuşmuşum ya. Bir daha kimse yaklaşamaz aslan parçama. Ay teyzesi. Ay meleği misin sen benim? Meleği misin? Kasım. Ay ben anneanne oldum. Sen de dede oldun dede. Allah'ıma şükürler olsun. Ben bunu pamuklara sarar, sarmalar öyle öperim, öyle sararım, öyle yatırırım ben bunu. Abla. Abla. Abla aç gözlerini. Abla. Ablam. Ambulans. Ambulans. Araba. Bitti. Bitti artık. Bitmedi ablam. Yaşatacağım seni. Ölmeyeceksin abla. Bitmedi. Hiçbir şey bitmedi. Evet. Bebeğim. Bebeğimi onlara bırakma. Son isteğim. Söz ver. Söz veririm. Sana söz veriyorum ablam, ne olursa olsun. Ne pahasına olursa olsun alacağım o bebeği. Abla. Abla. Abla aç gözlerini. Abla. Abla aç gözlerini ne olur. Ay teyzesi ısırır o yanakları, ısırır. Teyze. Teyzesi. Sor bakalım annesine babasına.
Aslan torunumun ismi neymiş? Biz bir şey düşündük, umarım siz de seversiniz. Söyle oğlum. Ne koysanız yakışır benim aslan torunuma. Emre. Emre. Yavrum benim, Emrem. Kasım'ım, abdestin varsa ismini kulağına oku. Tamam. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sen ona ismini hayırlı kıl. Uzun ve hayırlı bir ömür ihsan eyle. Amin. Canım oğlum. Emrem. Bazen biri bir mucizeye izin verir. Ol demiştir de sanki sırf o dediği için olmuştur. Tam gözün karanlığa alıştı sandığında birden bütün ışıklar aynı anda yanıverir. Önünde uzayıp giden yolu görürsün bir an. Her şey apaçık. Orada öylece durmaktadır. Ama hayat sonu mutlu biten masallar gibi değildir çoğu zaman. İyiler sonsuza dek mutlu yaşamazlar. Kötü kalpli cadıların, kanı susamış korkunç devlerin bile nedenleri vardır. Her şey ne sonsuzca beyaz ne de siyahtır aslında. Ama işte bazen hayat mucizelere izin verir. Fallar doğru çıkar bazen. Bütün ışıklar birden yanar. İkinci bir karanlığa kadar aydınlık da sındır artık. Zamansızlık var ya yanımda, kalsan aslında çok daha.